Merhaba, Günün Ekonomisi'yle karşınızdayız. Önce piyasaya ilişkin ayrıntıları, rakamları şöyle bir üstünden geçip anlatacağız. Ardından her zaman olduğu gibi gazetelerin ekonomi sayfalarına hangi haberler yansımış, hangi gündem ön plana çıkmış, onun ayrıntısı üzerinde duracağız. Hadi gelsin ekrana da o zaman piyasaya ilişkin rakamlar. 100 bine doğru ufak ufak ilerliyoruz borsa tarafında. Dolarla başlayalım. 4.59.90, 4'teyiz, 4.60'ın altına yeniden sarktığımızı söylemek mümkün. Bu ara piyasada epeyce hareketli bir dönem olduğunu söylemek mümkün. Özellikle döviz tarafı açısından gün içerisinde bir 60'ların altına sarkma görüyoruz. Ardından bir bakıyoruz 72'lere, 73'lere doğru bir salınım söz konusu. Euro tarafına baktığımızda da aslında bakarsanız benzer bir süreçten bahsetmek mümkün. Orada da 5.40'lı seviyelerin altına geldik. 5.38.03'ten geçiyor an itibariyle son işlemler. Borsa tarafına da şöyle bakalım. Borsa tarafında bir 100 bin yolculuğu başladı mı acaba sorularını sormuştuk biz de. 99.097 endeks değerini görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında bugün buradan açılacağız. Bakalım neler olacak, neler bitecek piyasa tarafında. Onun ayrıntılarını da konuşmaya elbette devam edeceğiz. Bakalım neler var neler yok gazetelerde, manşetlerde, onları bir aktaralım. Sonra hepsinin ayrıntısı üzerinde haftanın son işlem gününü anlatmaya devam edeceğiz elbette. En çok ne konuşuyoruz diye baktığımızda aslında karşımızda bu ekmek fiyatları. Son zamanlarda zamlardan bahsediyoruz ya, onlardan biri işte ekmek fiyatları artacak, gelen haberler bu yönde. Fırıncılar Federasyonu da bu konuda bir açıklama yaptı. Artan üretim maliyetinin ekmek fiyatlarına yansıyacağını söylüyorlar. Ancak bunun enflasyon oranının üzerinde olmayacağının da altını çiziyorlar. Federasyon Başkanı Ali İbrahim Balcı, buğday hasadının tamamlanacağı Temmuz ayı sonlarını bekleyeceklerini, ardından ekmekte yeni bir fiyat belirleneceğini ifade etti. Kasım 2017'den beri ekmek fiyatlarını artırmadık diyerek bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Geçen süredeki maliyet artışının onlar açısından da can yakıcı olduğunu belirtiyor. Akaryakıtta %28, maya fiyatlarında %25, SGK primlerinde %23 artış oldu. Ama biz ekmeğe zam yapmamıştık. Bunlar göz önüne alındığında fırıncı esnafının fiyat artışı yapmasının zorunlu hale geldiğini ifade ediyor kendisi. Federasyon Başkanı Balcı, ekmek fiyatının ne kadar artırılacağı konusunda herhangi bir açıklama ancak yapmıyor. Bunun ancak buğday hasadının tamamlanmasının ardından net maliyetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte konuşulacak bir konu olduğunu söylüyor. Balcı, artışın enflasyon oranının üzerinde olmayacağının ancak altını çizmiş durumda. Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil diyor. Geçelim bir başka habere. Hükümetin de aslında en çok gündem maddesiydi. Ekonomiyle ilgili en çok bu başlık konuşulmuştu. Çok uzunca bir zamandan bahsediyorum. Neyden bahsediyorum? Faizden bahsediyorum. Faiz konusunda zaten hassas olduğunu hükümetin biliyoruz. Yeni dönemde oluşacak yeni kabine de bu konuda hassasiyetini demek ki gösterecek. Faiz ve enflasyonda düşüş önceliğimiz başlığını kullanmış Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasında. Yeni dönemde en fazla para politikalarına ağırlık vereceklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, faizleri aşağı indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında diyor, bunun altını çiziyor. İlk ve son ara başlığını görüyoruz. Başbakan Yıldırım editör masasında ekonomiyle ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın bu platformunda ilk ve son defa bir başbakanın ağırlandığının ifade edilmesi üzerine Yıldırım, bundan sonra Cumhurbaşkanımızı ağırlarsınız demiş. Bu da gazetedeki haberin içerisinde yerini almış. Para politikaları ile ilgili taahhütlerin ve kaynakların dengelenerek yönetilmesi gerektiğini işaret eden Yıldırım, şunları söylüyor özellikle. Yeni dönemde en fazla buna dikkat edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında olacak. Bunun için tedbirler alınacak. Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamuda kendi içinde tasarrufa gidilecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız. İşler yolunda sıkıntılarımız olmamakla beraber demiş. Bu sıkıntılardan vatandaşımızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin, hayvancılık ve diğer alanlarda çalışan müteşebbislerimizin asgari oranda etkilenmesi veya
veya hiç etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacağız diyor Başbakan Yıldırım Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda. Bir başka haber Hürriyet gazetesinden sağlıkla ilgili bir haber. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklıyor aslında bunu. Kamunun özel hastanelere ödeme yaptığı sağlıkla ilgili 7400 işlemden 3550'sine fiyat artışı yaptıklarını açıklamış. Kanserle ilgili tedavi ve cerrahi işlemlerden artık fark ve ücret alınmayacağını da aynı açıklamanın içerisinde duyurmuş. Hürriyet gazetesindeki haber Hacer Boyacıoğlu imzalı. Sağlıkta tüm ödemeler yeniden düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yeni düzenlemeyle kanserle ilgili tedavilerde artık fark ve ilave ücreti alınmayacağını açıklarken özel hastanelerse yeni açıklanan rakamların kendilerini zorda bıraktıkları görüşünde olduklarını ifade etmişler. 205 sayfalık yeni bir listeden bahsediliyor haberde. Resmi gazetede yayınlanmış durumda bu bahsettiğimiz liste. İşlem ve tedavilerde kamu tarafından hastanelere ödenecek ücretler yeniden belirlenmiş. O listenin içerisinde de hangi kalemler olduğu yazıyor. Yoğun bakım hastalarında hastanelerin ilave ücret hakkıyla %20'den %30'a çıkartılırken kalp nakli gibi işlemler için kamu tarafından hastanelere ödenecek tutar artırılmış. İlave ücret alınmayacak işlemler listesine yeni eklemeler yapılmış. Tüm kanser işlemleri bu listenin içerisine alınmış deniyor. Ayrıntıların içerisine kötü bir sürpriz de yer almış. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat yapıyor bu açıklamayı. Listelerin kendileri için kötü bir sürpriz olduğunu söylüyor. Beklentilerinin ve yaptıkları görüşmelerin fiyatların artırılması yönünde olduğunu söyleyen Bahat şöyle devam etmiş. Kanser cerrahlığı çok özel bir iştir, çok niteliklidir ve herkesin yapmaması gerekir. Oysa bugün itibariyle kanser cerrahisinde fiyat farkını yasakladılar. Bu kanser cerrahisinin nitelikli olarak yapılmasına engel olur. Sıradan bir işleme çevirir ve bunun sıkıntısını hepimiz yaşarız diyor. Üstelik kanser cerrahisi dediğimiz o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki bütün bir sağlık sektörü için çok sıkıntılı ve kritik bir gelişmeden bahsediyoruz. Biyopsi en sık yapılan ve hayat kurtaran işlemlerdendir. Bunun fiyatını düşürülüyor. Görüntüleme ve laboratuvar da keza öyle. Biz hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için fiyat artışı beklerken karşımıza çıkan kötü bir sürpriz oldu. Hacimli işlemlerin fiyatı düşürülüyor. Fiyat artışı çok sınırlı bir alanda uygulanıyor. 14 yıldır fiyat artışı bekliyoruz ve geldiğimiz noktaya bakın. Bu işin kazananı olmaz. Herkes bu fiyatlardan olumsuz etkilenir denmiş. Belli ki aslında sağlık daha ucuza alınabilecek bir hizmetmiş ki böyle bir uygulamaya gidilmiş. Posta Gazetesi ekonomi sayfasına geliyoruz. Kurban telaşı başlığını görüyoruz. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Bu yılın en düşük küçük baş fiyatının 1000 lira, en düşük büyük baş fiyatının ise 7000 lira olması bekleniyor denmiş. Bayram süresince kurban satış ve kesim yerleri denetlenecek. Kapı önlerinde kurban kesenlere 50 bin liraya kadar para cezası verilecek denmiş. Hayvan sıkıntısının olmadığı paylaşılan haberlerin içerisinde büyükbaş hayvanların ağırlıklı olarak doğudan geldiği söyleniyor. Kars'tan bayrama kadar pazarlara 200 bin boğa sevkiyatı yapılır. Iğdır ve Ağrı'dan küçükbaş gönderilir. Konya, Sivas, Tokat ve Kayseri'den hem büyükbaş hem küçükbaş sevkiyatı olur demiş Adem Ertaş. İç Anadolu kurbanlık için koyun, Akdeniz ve Ege keçi, Trakya hem küçük hem büyükbaş ve Doğu illeri de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvanları tercih ediyormuş. İstatistiksel olarak da belirtmiş olalım. Dişi hayvanı kesmeyin başlığını görüyoruz. Hayvan varlığının devamı için yasak olan dişi hayvan yani düve yani inek kesimden kaçınılması gerekiyormuş. Kurbanlıkları bayrama 15 gün kala 117 ruhsatlı hayvan pazarı ve 18 hayvan borsası olmak üzere toplam 135 ruhsatlı hayvan satış noktasından satın almak mümkün. Bu yıl kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 102 ülkenin, sığır küçükbaş hayvan sayısı ise 136 ülkenin koyun varlığından daha fazla olacakmış. Bunu da bir başka not olarak iletelim.
Burada en büyük sıkıntı yükselen döviz kuru nedeniyle hayvancılığın önemli girdilerinden olan yem ve yakıt maliyetinin artması. Kurbanlık fiyatlarının da enflasyon doğrultusunda %10'un üzerinde zamlanacağı öngörülüyor. Fiyatların özellikle bayrama 10 gün kala değişkenlik göstermesi ve Ağustos ayındaki kurun belirleyici olması bekleniyor denmiş. Kilosu 20 liraya gelecekmiş. Geçen yıl kurban bayramında 800 bin büyükbaş, 2.2 milyonda küçükbaş hayvan kesilmişti. Yapılan satışlardan toplam 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti. Bu yılda 900 bin büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kesilmesi öngörülüyor. 2017'de büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatı 18 lirayken bu yıl 20 liradan başlaması bekleniyor denmiş ayrıntılarının içerisinde. Küba kültüründen para kazanıyorsun gözaltısı. Vatan gazetesinde yer alan bir haber. Otelinde Kübalı sanatçı çalışan turizmci Oktay Başyurt 3 ay önce gittiği Küba'da gözaltına alınmış. Nedeni de nezarette tutuluyormuş bu arada Başyurt. Ve nedeni ne diye baktığımızda kendi otelinde Bodrum'da Bitez'de bir otel ve tur acentesi işleten Oktay Başyurt geçen Ocak ayında iş bağlantıları için Küba'ya gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde Küba kültürünü yansıtan ve Kübalı sanatçılara yer veren Başyurt geçen 7 Nisan'da Küba'da bir şehirde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist gönderip vize işlemleri için yardımcı olan Başyurt'un gözaltına alınması yakınlarını şaşkına çevirmiş. Suçlamaların ne olduğunu araştırdıklarında Başyurt'un avukatı ilginç bir gerekçeyle karşılaşmış. Bu gerekçeyi de paylaşalım istedik biz sizinle. İddiaya göre Kübalı yetkililerin Türk iş adamı Küba kültürü üzerinden gelir elde ediyorsunuz. Değerlerimizin ticari unsur olarak kullanılmasına biz göz yumamayız demiş Küba. Dolayısıyla da bu nedenle gözaltına almış. Oktay Başyurt'un avukatı da evrensel hukukta böyle bir suçlama olamayacağını belirtmiş. İnsan haklarına aykırı olduğunu savunmuş. Hem kendi vatandaşlarımızın hem de bizim haklarımızın ayaklar altına alındığını söylemiş. Bu durumda Türk sanatçı çalıştırıyor diye biz de yabancı iş adamlarına mı tutuklayacağız diyor. Başyurt'un yakınları gözaltı süresinin 3 ayı geçtiğini belirtmiş. Bu kadar süre geçmesine rağmen mahkemeye çıkarmadılar. Çünkü ellerinde tutuklamayı gerektirecek bir suç yok diye konuşuyor. Sonuç itibariyle Küba kültüründen para kazanamazsın demiş Küba. Böylece haberi de sizlerle paylaşmış olalım Vatan Gazetesi'nden. Gelelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi sizlere ileteceğimiz son gazete olacak ama oldukça geniş bir haber var burada. 4 sektörde durumun görece iyi olduğu söyleniyor. 7 sektörde de olumsuz tablo var. Başlığı kullanılmış ekonomi notları köşesinde İbrahim Ekinci'nin. Seçimler tamamlandı. Hükümetin kurulması gerekiyor. İş çevreleri, iktisatçılar ekonomideki sıkıntılı havayı dağıtmak için önlemlerde gecikilmemesi gerektiği görüşünde enflasyon, kur ve faizler yukarı yönde hareket ediyor. Bu durumun şirket bilançoları, yatırımları, tüketimi etkilememesi düşünülemez. Sektörlere bakıldığında durumun sektörlerden sektöre farklılık gösterdiğine de dikkat çekilmiş. Şimdi turizmde rekorlar yılı olduğunu söyleyelim her şeyden önce. Turist sayısı rekor yılı 41.617 ile 2015 yılında yaşamış. Gelirde de rekor yılı 34.3 milyar dolarla 2014'müş. Rusya ile uçak krizi yaşandığında 24 Kasım'da dip yapan sektörlerde 2017 toparlanma yılı olarak kabul edilmiş. Ancak 2017'de de turist sayısında bir rekor yılının gerisinde kapanış söz konusu imiş. 2018'e bakıldığında ise tamamen farklı bir tabloyla karşılaştığımızı söyleyelim. Aylık gelen turist rakamları rekor yılın üzerinde. İlk 5 ayda gelen turist sayısı 11,5 milyon. Geçen yıl bu sayı 8,8 imiş. Otomotiv tarafına baktığımızda ne görüyoruz? Onu da hemen söyleyelim. Otomotiv ihracat kalemi açısından çok önemli bir sektör. Dün de benzer haberleri hem gazetelerde hem televizyonlarda görmüşsünüzdür. İhracat tarafına bakıldığı zaman çok ciddi anlamda artı yazan bir sektör. Ancak iç pazar tarafına baktığımızda durum o kadar da iyi değil. 2018 Haziran ayında otomobil pazarı %38, hafif ticari pazar %44. İlk yarı itibariyle otomobil pazarı %10, hafif ticari pazar %19 oranında daralmış. İç piyasadan bahsediyoruz bu tarafta. Toplamdaki daralmanın %12 olduğunu söyleyelim. Kimyada üretim
tüketimin azaldığını, plastikte ise durumun iyi olduğunu söyleyelim. Mobilya satışlarına baktığımız zaman orada bir parça geri çekilme olduğunu, azalma olduğunu belirtmiş Dünya Gazetesi'nde paylaşılan haber. Perakende'nin iyi gittiğini söylüyor. Lojistikte yabancı payının hızlı bir şekilde arttığı yine ifade edilmiş. Demir çelikte artışa geçildiği söyleniyor. Tekstil hazır giyimin olumlu olduğu belirtilmiş. Konut satışı destekle birlikte artmış. %20 civarında destek vardı hatırlayacaksınız. Genel tablonun ancak parlak olmadığına ilişkin ayrıntılar söyleniyor. Hazır betonda durgunluk, malzeme tarafında da düşüş var denmiş. Son olarak da beyaz eşyanın Mayıs ayında toparlandığını, ancak yine de burada sıkıntılar olduğunu söyleyelim. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada 4 sektörde durumun görece iyi olduğunu söylüyor yapılan analiz. 7 sektörde de olumsuz tablo olduğunun altını çiziyor diyelim ve parametreye geçelim.